Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün Havit markasının RGB'li ve Evi yeri göğü inletebileceğiniz bir bluetooth hoparlörünün incelemesini, kutu açılımını demeyelim. Kutunun içinden neler çıktığını söyleyeceğim sizlere sadece. Ama ürünün incelemesini gerçekleştireceğiz. Yeni çıkan bir ürün ve hemen test etmek istedim. Ve şöyle de söyleyebilirim sizlere. Bu ürünü aldım ve hemen ikincisini de aldım. Neden derseniz TWS özelliği bulunuyor. Birbiriyle bağlayabiliyorsunuz ve ben bu zamana kadar bak bu fiyatlandırmada söyleyeyim size. Böyle bir hoparlör görmedim. Şimdi benim evimde detay çekimlerde göstereceğim. Daha büyüğü de var. Watt olarak hatta Havit'ten daha büyük ama sesi o kadar yüksek çıkmıyor. Şimdi bu ürünün bugün bir ses performansına ev içinde bakacağız. İşte film performansına bakacağız. Yani müzik performansı bunların hepsini göstermeye çalışacağım sizlere. Havit markasının SK862 BT olan modelli bir cihazıyla birlikteyiz bugün. Zaten detay çekimlerde görüyorsunuz kapalı hali ve elimde tutuyorum görmüş olduğunuz gibi. Güzel bir cihaz böyle ne yani premium segmentte hissettirmiyor ama ses kalitesi bence premium segmentte hissettirdiğini söyleyebilirim. Dediğim gibi yaklaşık ben herhalde bu ürünü bir aya yakındır kullanıyorum evde işte şu an yeni yeni kış gelmeye başladı ama bu ürünü aile kamplarımıza böyle pikniklerimize de götürüyoruz. Gerçekten çok tatlı, çok güzel bir ses veriyor. Hem de yani taşınabilir baksana çanta gibi elinde taşıyabiliyorsun. Bu cihazda kutunun içerisinden bir tane AUX kablosu bir tane şarj kablosu ve bir de böyle 3 tane işte e, garanti belgesidir, kitapçığıdır bunlar çıkıyor ve cihazın kendisi geliyor. Cihazın kendisi çıkıyor korunaklı bir şekilde. Tabii ki de ben kutuyu paketledim. Yani tekrardan hani kutu açılım gibi detay görüntüler de sizlere gösterebilmek adına. Ama normal şartlarda içerisinde süngerleri var. Hani cihaz kargoda vesaire zarar görmeyecek şekilde tarafınıza geliyor. RGB renklerini ister kapatıp kullanabilirsin, ister açık kullanabilirsin. İstersen TVS özelliği sayesinde bundan bir tane daha alıp birini 15-20 metre ileri koyarsın. Hani 20 demeyelim de 10 metre 12 metre ileri koyarsın bir tanesini de böyle hani aralarında bir 10 metrelik 15 metrelik bir mesafe bırakarak ikisini aynı anda birbirine bağlayıp müzik dinleyebilirsin böyle organizasyon tarzı ufak şeyler yapabilirsin gerçekten sesi zaten son yüksek derecede ev içinde açamazsın inletiyor evi öyle söyleyeyim ben genelde %30 %40 civarlarında ev içinde kullandım ve dış ortamda da %100'e getirdiğinizde en üst seviyede böyle sanki baslarda ve tizlerde bir tık patlama olabiliyor ama 90 seviyesinde tutarsanız sesini hani en üstün 90'ın bir altında yani %100 değil de 90'ın altında tutarsanız harbiden 10 numara bir ses veriyor diyebilirim sizlere. İki cihazı birbirine bağladığınızda daha fazla ses veriyor. Bak şöyle göstereceğim. Hemen iki tane cihaz da elimde görmüş olduğunuz gibi. Ben ikisini de kullanıyorum ve ikisini de birbirine bağlayarak muhteşem sesler alabildim. Bence tamamen fiyat performans bir ürünü hani ürünü övmek için söylemiyorum. Bunu videoda da ses kalitesini gösteremem size ama... Ben dezavantaj görmedim ve sevdiğim için de ikinci sipariş verdim. Sizlere de bugün zaten hani bununla ilgili hem testleri hem işte kullanıcı deneyimlerimi aktarmaya çalışacağım. O zaman bir ürünün hemen bir ses performans testlerine geçelim. Bir film performansına geçelim, bir video performansına geçelim, bir de müzik performansına geçelim. Eğer sesiniz çok açıksa kulaklıktan da dinliyorsanız sesi bir tık kısın çünkü yüksek seste hani mikrofona ne kadar yansıyorsa o şekilde göstermeye çalıştım sizlere. O zaman testlere geçiyoruz. Sabri abim bizi yanlış tanımasın yani bizim paraya ihtiyacımız yok. Veriler bu şekilde. Bu tarz yazlar genelde hani böyle tatile gittim işte evcil dostuma yemek vereyim vesaire gibi düşünmemek gerekiyor. Evinizdesiniz burada salonunuzda oturuyorsunuz dostunuzun yemek alanı diyelim ki diğer odada. cihazın bir açılış sesini de dinleteyim. Bu arada böyle parmak içiyle algılamıyor. Biraz daha tırnağınızla böyle bastırmanız gerekiyor. Bu açılış sesiydi. Bir de kapanış sesini göstereyim. Dediğim gibi tuşlara biraz dik basmak gerekiyor. Yoksa algılamıyor. Şimdi burada bir eko tuşu bulunuyor. Bu eko tuşuyla biraz daha bası ve tizleri fazlalaştırabiliyorsunuz. Ama Kapalı iken de, bence daha iyi. Burada da RGB tuşları var. 8 farklı mod olduğu için mesela modları buradan basarak değiştirebiliyorsunuz. Tabi kamerada çok net gözükmüyor. Ama karanlık bir ortamda ya da işte gözle gördüğünüzde gerçekten çok tatlı animasyonları ve renkleri var. Onu söyleyebilirim. Sürekli değiştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi kayar modu var. İşte çakar modlusu, nefes alması gibi birçok hani modu bulunuyor. İsterseniz de bu şekilde kapalı kullanabiliyorsunuz. Burada bir şarj göstergesi var. Kaç işte pilinin kaldığını görebiliyorsunuz. Onun dışında müziği durdur, başlat, ses açma kısma tuşu ve bu ses açma kısma tuşlarından direkt müziği de hani ileri de sarabiliyorsunuz geri müziğe de geçebiliyorsunuz. Eksiyle geri, artıyla ileriki müziğe geçiş yapabiliyorsunuz. Elimden geldiği kadar testlerini göstermeye veya dinletmeye çalıştım ama dediğim gibi mikrofona çok çok iyi yansımıyor. Sesi çok yükseltmediğiniz sürece %90 seviyelerinde tuttuğunuzda herhangi bir patlama çatlama yok. Cihazın üzerinde bir de eko tuşu bulunuyor. Bu eko tuşuna bastığınızda cihaz sesi biraz daha yükseltiyor ama bence eko tuşuna bastığınızda bozuyor diyebilirim bir tık sesi. Hani yüksek bir ses vermek adına biraz sesi bozuyor. Onu söylemek istiyorum. Cihazın üstündeki tuşlar böyle normal parmağınızı algılamıyor. Daha dik böyle tırnağınızla basmanız gerekiyor. Bu konuda biraz dezavantaj söyleyebilirim. Hani neden tuşlar güzel algılamıyor onu bilmiyorum. Öyle dik basmanız gerekiyor. Yatay bir şekilde olmuyor. Dik bastığınızda tuşlar güzel bir şekilde algılıyor. Onun dışında teknik özelliklerinden de bahsedeyim sizlere. Cihaz 50 Watt ses çıkış gücüne sahip. RGB görüntüsü bulunuyor. Bluetooth 5.3 ile geliyor. 4000 mAh'lik bir batarya şarja sahip. 12 saat çalma süresi oluyor ve bu cihazı powerbank olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani telefonunuzu, farklı bir cihazlarınızı da şarj edebiliyorsunuz bu sayede. 12 saat çalma süresi de bence gerçekten güzel. Ben bunun yorumlarını okuduğumda şu çok denk gelmişti. Şarjı çok kısa sürede bitiyor. Hayır bende hiç öyle bir problem olmadı. İlk geldiğimde 4-4,5 saat cihazı şarj ettim. Ve bunu arabada ben en çok kullandım. Arabada bizim hoparlör bozuk olduğu için aracın hoparlörü. Bunu arka kısma konumlandırdım ve yaklaşık hiç şarja takmadan 4,5 saat arabada kullandım. Hatta evde kullandım. Normal birkaç yerde kullandım. Daha şarja hiç takmadım. Ama böyle parça parça kullandım. Hani bir, bir saat bir yerde, 40 dakika bir yerde bir yarım saat evde kullandım gibi gibi. Toplamda 7 saatlik bir süre kadar kullandım ve hiç şarja takmadım. Hani bitti mi bitmedi mi şu anda da bilmiyorum. Uzun süredir hastaydım kullanamadım. Cihazın SD kart girişi, USB flash bellek girişi, AUX girişi ve en önemlisi TVS özelliği bulunuyor. Bunların hepsiyle bu cihazı kullanabilirsiniz. TVS özelliğini de kısaca bilmeyenlere söyleyeyim. iki tane aynı model cihazınız varsa benim gibi bu iki cihazı birbirine bağlıyorsunuz ve senkron oluyor istediğiniz filmi, müziği dinleyebiliyorsunuz. Bunu sadece müzik dinleme olarak düşünmeyin. Evinizde bluetooth ile televizyonunuza bağlayabilirsiniz ve bunu sallıyorum bir tanesini televizyonun önüne koyarsınız. Bir tanesini de böyle biraz daha size yakın bir yere konumlandırırsınız. Sinema filmlerinde efektleri vesaire sesleri güzel bir şekilde alabilirsiniz. Bunun için de kullanabilirsiniz bu cihazı. Cihazı powerbank olarak kullanırsanız 5 volt 1 amper güç alırsınız ve 2 kilogramlık 2.1 kilogramlık da bir ağırlığı bulunuyor. Çok ağır bir ürün değil. Elin elinizde rahatlıkla her yere götürebiliyorsunuz. Aracınızda konumlandırabileceğiniz yer çok fazla. Çünkü şöyle göstereyim tekrardan. Yani çok ne çok fazla büyük bir ürün ne çok küçük bir ürün. Zaten hani böyle su toza karşı da dayanıklı şu arka kısmında da böyle bir kavuşuk malzemeden yer yapmışlar ki su ve toz geçmesin diye. Yapısı güzel. Gelelim teknik yani yapı anlamına. Bence üst kısımlar plastik, tutma yerimiz plastik. Onun dışında ön, yan ve alt kısım, alt kısım da plastik. Ön ve arka kısım yani iki taraflı şu kısımla bu arka kısım böyle birazcık halı malzemesi gibi değil de biraz daha böyle halımsı bir malzemeden üretilmiş güzel bir dokunma hissiyatı veriyor. Onun dışında diğer her tarafı plastik cihazın dediğim gibi çok fazla böyle aşırı kaliteli bir plastiğe benzemiyor ama cihaz kaliteli bir ses hizmeti size veriyor. Ben sizlere ürünle ilgili anlatabileceklerim bunlar. Gene sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.